Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın KES. Postane önünde toplanan grup adına açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Neşe Kandeer, 2015 yılı bütçesinin emekçi halkı yoksullaştıran ve sermayeyi kayıran bir bütçe olduğunu öne sürerek, 2014 yılında kamu emekçilerinin maaş artışlarının düşüklüğü nedeniyle 2015'te yapılacak zamların yaşanan kayıpları daha da arttıracağını savundu. Ekonomik ve sosyal sorunlarımızın belgesidir. Satış sözleşmesinin yansıdığı en net belgelerdir. Tüm demagojik ve aldatıcı hesaplamaların açığa çıktığı, gerçeğin yüzlerine çarptığı ibret vesikalarıdır. AKP'den hesabı emekçiler soracak. Kandeer, bu bordrolar yıllardır biriken, her geçen gün ağırlaşan ekonomik ve sosyal sorunlarımızın belgesidir. Bordrolarımızı yoksulluğa, sömürüye meydan okuduğumuzu göstermek, insanca yaşam hakkımız için kazanana dek mücadelemizi büyütmeye kararlı olduğumuzu göstermek için yakıyoruz, dedi. Yıllardır yoksulluğa itilen emekçilerin tüm birikimlerinin bu düzende nasıl çalındığı ve kimlerin kutularından çıktığı ortadadır. Mahkeme kararlarıyla kendilerini kurtarmaya çalışsalar da gizleyemezler. Burada sadece bordrolarımızı yakarak isyanımızı değil, aynı zamanda AKP ve yandaşlarıyla mücadele kararlılığımızı da göstermek için toplandık. Her yanı dökülen yolsuzluk ve sömürü düzenini onun saraylarını yıkacak olan emekçilerin mücadelesi olacaktır. AKP'nin zulüm, sömürü ve talan düzenine karşı eşitlik, özgürlük, barış ve adalet, insanca bir yaşam taleplerimizle iş yerlerinde, sokaklarda, hayatın her alanında tüm baskılara ve zorbalıklara rağmen inadına sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Açıklamanın ardından yanlarında getirdikleri bordroları yakan KES üyeleri daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Evet. Bordro yakıyorlar. Bir dakika. Sağ ol abi. Bakın. Sonra da. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.